Herkese merhaba, yeni bir videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte saçıma balyaj atmayı deneyeceğiz. Daha çok aslında şu önleri sarartmak istiyorum. Ama çok garip durmaması için araları da atmayı planlıyorum. Nasıl geleceği hiçbir şekilde bilmiyorum. Umarım güzel olur. Çok uzatmıyorum, hemen başlayalım isterseniz. Çünkü çok heyecanlıyım ve daha fazla uzatmak istemiyorum. Bu yüzden hemen videoya geçelim. Colorista'nın bu kahverengi saçları açan açıcı boyasından aldım. Watson's'tan 30 liraya galiba aldım. Hiçbir şekilde ne yapacağımı bilmiyorum. Yani dün birkaç video izledim. Ama ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Talimatları okuyarak başlayacağım. Türklerin aksine. Evet, içinden bir eldiven çıkıyor. Bu bir oksiden kremiymiş. Renk açıcı pudra geliyor. Saç kremi içeren şampuan bu büyük ihtimalle. Bu da renk açıcı krem. Evet, öncelikle yapmamız gereken şey oksiden kremini kapağını açıyormuşuz. Daha sonra komple şuradan açıyorum. Renk açıcı pudrayı oksiden kremin içine dök. Önce bunu açalım. Daha sonra bu kremin içine dökelim. Tamam. Hallettik. Daha sonra renk açıcı kremi döküyormuşuz. Renk açıcı kremimizi bunun içine döküyoruz. Ben hepsini tamamen döküyorum çünkü herhangi bir şey bir miktar yazmamış. O yüzden taktik maktik yok. Bam bam bam. Bu da tamam mı? Döküyorum. Evet, şimdi bunu kapatıyoruz. Önce böyle yapıyormuşuz. Sonra da çalkalayacağız. 2000 years later. Şimdi evet, bu patlayacak büyük ihtimalle. Bunun önlemini nasıl alabiliriz? Dökmek, patlatmak istemiyorum. O yüzden sakin bir şekilde buraya. Çok korkaraktan. Evet, çıkıyor. Oo, patladı. Tamam, çok büyük bir patlama söz konusu değil. Şanslıymışız. Ama bu tam olarak karışmamış. Birazcık daha çalkalayayım. Şu an ışıktan galiba saçlarım çok sarı duruyor. Ama gerçekte o kadar sarı değil. Şimdi uygulamaya geldik. Önce saçlarımı tarayacakmışım. Tamam, şimdi artık bodoslama dalıyoruz. Çünkü çok böyle aşırı bir bilgi vermemiş. Saçlarım tar... Ay, iğrenç bir ses çıktı. Bakın benim saçlarım tarandığında iğrenç oluyor.
Evet, şimdi ben bir yarım saat falan bekleyeyim. Yarım saat 25 dakika falan bekleyeyim. 10 saniye sonra görüşeceğiz zaten, görüşürüz. Selam. Saçım çok güzel oldu. Keşke birazcık daha elimi korkak alıştırmayıp azıcık daha kalın şey etseymişim. Çok hoşuma gitti. Önemli olan zaten ön perçemlerimin sararmasıydı. Bu şu kısımda sanki birazcık şu ucuna sürmeyi unutmuşum gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum, burası daha dipten başlıyor, burası başlamıyor. Onun dışında bu kenardaki şuraları boyadım. Buralar zaten çok bir farkı yok gibi gözüküyor. Şu an zaten birazcık da ıslak. Ama şöyle ki benim saçlarım zaten o kadar koyu bir renk olmadığı için çok da belli olmuyor yani buralar. O yüzden böyle sanki hafiften böyle yazın açılmış gibi. Onun dışında burada da yine vardı, hatırlar mısınız bilmiyorum. Buradaki de çok belli olmuyor. Önemli olan zaten benim için bu ikisiydi ve çok güzel gözüküyorlar. Siz ne düşünüyorsunuz şu anki seçim hakkında? Biraz kabarık olduğunu göz ardı edin. Ama onun dışında güzel yani. Ben çok beğendim şu an. Bir daha mı boyasam? Ama yani bu videoya büyük ihtimalle eğer boyarsam eklemem, ama bunu açtığım an bütün hepsi patlayacağını bildiğim için çok ısındı zaten. Böyle kimyasal şeyde şu an tepkime de. Açtığım gibi patlayacak çok kötü bir şekilde. O yüzden çok korkuyorum. Açamayabilirim. Şuradan durmadan da kendime bakıyorum. Buradaki kamera var. Videomu beğendiyseniz beğenip aşağıdan abone olmayı unutmayın. Saçlarım çok kabarık ama ya. Saçımı boyadığım videoları görmek istiyorsanız belirtin. Ben boyarım. Şu an yana Instagram'ı bırakıyorum. Oradan beni takip etmek isterseniz, tamam falan beğendiyseniz eklemeyi unutmayın. Yukarıda kullanıcı adı var. Aynı şekilde yana da Snapchat'imi koyuyorum. Oradan eklemek isterseniz de şu an ekran görüntüsünü alıp Snap kodla ekle deyip ekleyebilirsiniz. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dilim dönmüyor, heyecanlandım. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.